Bugün Büyük Fethin yıl dönümü. Başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul normal bir şehir değil, normal bir fetih değil. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bir şehir, bir ordu ve bir komutan. Bugün de protokolümüzle birlikte türbede dua ettik. Allah bu şehri ilelebet milletimize, devletimize yar etsin. Allah bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah bu şehri tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği gibi bizler de 300 sene, 500 sene sonsuza kadar yeni nesillere emanet ederiz. Bu şehirde aldığımızdaki o fetih ruhu, kardeşlik ruhu halen devam ediyor. İnşallah sonsuza kadar da bu kardeşlik ruhu, birlikte yaşama kültürü, barış içerisinde, dostluk içerisinde de devam edecek. Ben sizlere de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Ordumuza muzafferiyetler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, Sayın Başkan, siz neler söylemek istersiniz? Efendim? Buyurun efendim, sizin duygularınızı alalım, düşüncelerinizi. Fethin yıl dönümü kutlu olsun. Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi bu güzel şehre hizmet etmek hepimiz için çok büyük bir onur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi bir çağ değiştiren fetihtir. O fethin ışığında İstanbul'umuza güzel hizmetler sunan, başta bütün belediye başkanlarımıza ve bütün devlet erkanına ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet diliyorum. Bizler de bu şehre layık olan insanlar olmayı elbette diliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. Çok teşekkürler. Herkese güzel İstanbul'umuzun kadim Fatih ilçesinden selamlar, saygılar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin önündeyiz. Devlet erkanımızla birlikte fethin 571. yıl dönümünde beraber dua ettik. Fatih Sultan Mehmet Han'ı
rahmetle minnet dahil bir fetih yıl dönümünü bugün hep birlikte kutlayacağız. Elbette fetih'in çok derin anlamları var. Fatih Sultan Mehmet Han Peygamberimizin müjdelediği bir fetih kumandanı ve aslında bir çağın değişimine vesile olan bir fetihten bahsediyoruz. Çağın çok ilerisinde bir komutan ve bir devlet yöneticisi, padişah. Osmanlı İmparatorluğu'nun belki en parlak sürecine, zaten bu sürecin başlamasına vesile olan bir padişah. Tabii fetih farklı anlamları var. Sadece savaşla fethedilen bir şehir döneminden bahsetmiyoruz. Tutum, tavır ve o dönemde yönetme anlayışı, inançları kucaklayarak ve burada yaşayan insanların yüzyıllar boyu yaşayacakları zemine hazırlayarak fetih bir istila, bir talan değil, tam aksine kültürlerin kendisini muhafaza ettiği, koruduğu bir dönemin İstanbul'da var olmasıyla aslında çağlar öncesinde çok farklı bir barışçıl ortamı sağlama gayretini ortaya koyan çok entelektüel, çok güçlü bir insan, çok farklı bir konudan farklı bir parça. Ve biz de onun kendini bize emanet ettiği güzel şeylerle sahip olmak çabasında olan bir içeriz. Bugün çağında bir farklı anlamları var. Neden de bu anlamda yüklü bir şehrin belediye başkanı olarak derinden bu süreci aslında hisseden ve bunu koruyan, muhafaza eden bir anlayışla bu kent yönetilmesine inanan birisi. İstanbul'umuz çok kıymetli dünya kenti, kadim dünya kenti, aynı zamanda bir benzeri, bir eşi olmayan bir şehir. Coğrafyasıyla, kültürüyle, geçmişiyle, medeniyetleriyle üç imparatorluğa başkentlik yapmış. Bu şehrin varlığı çok kıymetli. İşgal de yaşandı bu şehir ve bu işgal dönemi 5 yıl sürdü. O Kurtuluş Savaşı öncesinde işgal edilen 1918'de 23 yıllar arasında işgal kuvvetlerinin yine büyük mücadeleyle Atatürk'ün önderliğinde kurtararak tekrar toplumumuzun, milletimizin der saadeti İstanbul'u güzel şehri olmaya devam etti. Bu emanetler beraber en güçlü şekilde sahip çıkacağız bir kentin korunması, doğasıyla, tarihiyle, kültürleriyle, farklılıklarıyla, inançlarıyla korunması hepimize Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Fetih'in yıl dönümünü kutluyoruz. Maltepe'de kutlamalarımız bugün devam edecek. 19.30'dan itibaren her yıl olduğu gibi 6 yıldır Fetih'in yıl dönümünü coşkuyla insanlarımızla paylaşarak, konuşarak, evet, eğlenerek ama aynı zamanda bu şehri koruyarak ve bu şehrin emanet eden insanlara minnet duyarak kutlamaya devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. İstanbul'umuz ebediyete, ebediyen yaşayan ve her zaman kadim ruhunu ve varlığını koruyan bir şehrimiz.